Bu videoda ökaryot hücreler arasında küçük bir gezintiye çıkacağız beraber. İlk olarak bir hücrenin ökaryot olması ne anlama geliyor? Onu bir hatırlayalım arkadaşlar. Bir hücrenin ökaryot olması zarla çevrili organelleri olduğu anlamına geliyor. Zarla çevrili organel ne demek peki? Hücrenin içindeki alt odacıklar gibi düşünebilirsiniz. Zarla çevrili organeller. Evet. Aslında bu videoda hücreyi ökaryot kılan zarla çevrili bu organellerden bazılarının özellikle üzerinde duracağız. Tüm hücrelerde ortak olduğunu bildiğimiz yapılarla işe başlayalım. Bu hücre zarı. Büyük çiziyorum ki içeride diğer yapıları çizmek için bol bol yerimiz olsun. Evet, bu hücre zarı. Şöyle güzelce gölgelendireyim ki 3 boyutlu olduğu aklımızdan çıkmasın. Çok fazla hücre kesidi resmi görüyoruz. O yüzden bazen hücrenin küre şeklinde, daha doğrusu 3 boyutlu olduğu gerçeği aklımızdan çıkıveriyor. Tabii ki bütün hücreler küre şeklinde değil. Çeşitli şekillerde olabiliyorlar. Bütün hücreler, önceki videolarda değindiğimiz istisnalar hariç veya çoğu hücre diyelim, içinde bir miktar genetik bilgi barındırır. Bu bilgi DNA biçiminde saklanır. Bu hücrenin DNA'sı. Şimdi ökaryot hücrelerin karakteristik özelliklerinden biri genetik bilginin zarla çevrili bir organel içinde saklanmasıdır. DNA'yı içeren bu organelin adı çekirdek. Onu saran zarın adı da çekirdek zarı. Şu anda çekirdek zarını çiziyorum. 3 boyutlu olduğunu vurgulamak için bunu da gölgelendiriyorum. Evet. Masaya yatıracağımız ilk zarla çevrili organel işte bu arkadaşlar. Çekirdek. Çekirdek zarla çevrili başka bir organelle bağlantı halindedir. Aslında bu ilerleyen videoların konusu ama şöyle bir değinmekten zarar gelmez. Bunlar çekirdek zarının üstündeki delikler. Yani porlar. Ve bu porlar endoplazmik retikulum gibi son derece havalı bir isme sahip olan organele bağlı. Endoplazmik retikulum böyle kat kat olmuş zarlardan oluşur. Güzel bir endoplazmik retikulum çizmek için elimden geleni yapıyorum. Porların tabakalı zarlardan oluşan büyük yüzey alanına sahip bu yapıya doğru açıldığını düşünün. Ben çekirdeği endoplazmik retikulumla çepeçevre sarmayacağım. Ama birçok hücre birçok hücrenin içinde yani çekirdek gerçekten de endoplazmik retikulumla böyle çevrilidir. Çok kaba bir çizim oldu tabi ama endoplazmik retikulum işte bu. Evet bunu da yazalım. Endoplazmik retikulum. Daha önceki videolarda da dediğim gibi bundan çok iyi bir müzik grubu ismi olur değil mi arkadaşlar? İşte sahnede endoplazmik retikulum. Gelelim endoplazmik retikulumda olup bitenlere. DNA'daki genetik bilgi alınıp mRNA'ya yazılıyor. Yani genetik bilgi artık mRNA'da. mRNA bu porlardan birini kullanarak çekirdek zarından çıkıyor ve endoplazmik retikulumun zarına bağlı olan ribozoma gidiyor. Şuraya birkaç tane ribozom çizeyim. Önceki videolarda da söz ettiğim gibi ribozom mRNA'dan alınan genetik bilginin proteine çevrildiği yer yani esasında ribozom, protein sentezinin gerçekleştiği organel. Yazalım. Bu bir ribozom. Bazı ribozomlar endoplazmik retikuluma bağlıyken bazıları sitoplazma içinde serbestçe yüzer. Mesela bu serbest bir ribozom. Endoplazmik retikulumda ise ribozomların bağlı olduğu kısımlara pürüzlü veya kaba endoplazmik retikulum deniyor. Üstünde ribozomlar olduğu için pürüzlü bir görünüme sahip buralar. Mikroskopta pürüzlü görünüyor. Kısaca pürüzlü ER yazıyorum. Evet, endoplazmik retikulumda bir de ribozomların bağlanmadığı kısımlar var. Bu kısımlar mikroskopta pürüzsüz göründüğü için tahmin edebileceğiniz üzere yazalım. Pürüzsüz endoplazmik retikulum adını alıyor. Bir de Golgi cisimciği veya Golgi aygıtı denen bir organel var. İşte yine harika bir isim. Değil mi? Bu da bir müzik grubu adı olsa değil mi? Golgi Aygıtı. Biyolojideki isimlere hayran olmamak mümkün değil arkadaşlar. Golgi aygıtı da endoplazmik retikuluma benziyor ama çekirdek zarına bağlı değil. İşte böyle bir şey. Elimden bu kadarı geliyor. Bu bir Golgi aygıtı veya Golgi cisimciği. Bu organeller molekülleri hatta hücrede üretilen proteinleri mesela hücre dışında kullanılmak üzere paketlemeye yarıyor. İlerleyen videolarda daha fazla detaya ineceğiz. Proteinin Golgi aygıtına gittiğini, bir kılıfa sarıldığını, biraz işleme uğradıktan sonra hücre dışına çıktığını falan göreceğiz. Sıradaki organelimize geçelim. Çekirdek dışındaki zarla kaplı organellerden herhalde en meşhuru olan ve hücrenin dinamosu olarak anılan mitokondriyi inceleyelim. Mitokondriyi morla çizeyim. Çünkü güçlü bir renk. Ben kendi adıma mitokondriye bayılıyorum. Çünkü var olma şekli bile heyecan verici. Mitokondri kendi DNA'sına sahip bir organel. Ve mitokondriyal DNA'larınızın tamamı annenizden geliyor arkadaşlar. Bu anne tarafından gelen kalıtımın izini sürmek açısından çok ilginç bir şey. Ve mitokondri içini de çizeyim. Evet. Mitokondri ATP'nin üretildiği yer. İşte bu mitokondri. Bu organel gerçekten de hücrenin dinamosu. Aslına bakarsanız mitokondriyi ilginç kılan şey şu. Mitokondri kendi DNA'sına sahip olduğu için Evrimsel biyologlar mitokondri'nin bir zamanlar bağımsız bir organizma, bağımsız bir hücre olduğuna inanıyor. Bu teoriye göre mitokondri evrimsel geçmişimizin bir noktasında bugünkü hücrelerimizin atası haline gelecek olan yapıyla simbiyoz halinde yaşamaya başladı. Hatta zamanla birbirlerine o kadar bağımlı hale geldiler ki birlikte çoğalmaya başladılar. Bir tür evlilik gibi düşünün. Ve mitokondri böylece ökaryot hücrenin bir parçası haline geldi. Evet, bu ökaryot hücre bir bitki veya alg e, hücresi olsaydı eğer, burada bir de kloroplast adı verilen organel bulunacaktı, değil mi? Ama bu hücrede kloroplast bulunmuyor çünkü bu hücre fotosentez yapmıyor. Yine de gösterelim, onu da gösterelim, e, görmemiş olmayalım. Kloroplast böyle bir şey. İçini görebilseydik eğer içinde bu küçük tila, tilakoid yığınlar var. Görebilseydik eğer e, tilakoidleri de görebilirdik. İşte bu kloroplast. Bitkilerde ve alglerde bulunuyor arkadaşlar. Hayvanlarda bulunmuyor. Kloroplast fotosentezin gerçekleştiği yer. Mitokondri, kloroplast ve tabi çekirdek kadar meşhur olmayan zarla kaplı başka organeller de var. Mesela koful diğer adıyla vakuol. Bitki hücresinin kofulları bir hayli büyüktür. Hücre üç boyutlu olduğu için kofulu diğer organellerin üstüne çizebilirim. Koful bitki hücresinde önemli bir yer kaplar. Hatta o kadar büyüktür ki bitkiye yapısal destek bile sağlayabilir. İçinde su ve enzimler vardır. Kofulu bir depo gibi düşünebilirsiniz. Ama içerdiği enzimler sayesinde maddeleri parçalayarak hücre tarafından kullanılabilecek hale getirmeye de yarar. İşte bu bir koful. Aslında bu organel sadece bitkilerde bulunmaz. Hayvan hücrelerinde de bulunur. Ama bitki hücrelerinde çok çok daha görünür boyutlardadır. Kofulun işleviyle dolaylı da olsa bağlantılı olan, en çok hayvan hücreleriyle birlikte anılan, fakat bir süre önce bitki hücrelerinde de bulunduğu ispatlanan lizozom adında bir organel var. Mesela bu bir lizozom olsun. Lizozom da bir odacık ve içinde hücresel atıkları ve hücreye faydası olmayan maddeleri parçalamaya yarayan bir dizi enzim bulunuyor. Özetle lizozom içinde birçok enzim barındırıyor ve maddeleri parçalamaya yarıyor. Şimdilik burada bırakabiliriz. Ökaryot hücrelerde bulunan yapıların tamamı tabii ki bunlardan ibaret değil. Ama ökaryot hücrelerde çok sayıda zarla çevrili organel bulunduğunu anlatabilmek için yeterli sayıda örnek verdik. Şunu da netleştirelim. Ökaryot bir hücredeki zarla çevrili yapıların tamamını inceleseydik bile hücrenin karmaşıklığını anlamaya yetmezdi. Hücreler inanılmaz derecede karmaşık canlılardır. Bir şeyi taşımaya, nakletmeye yarayan türlü türlü yapıları içinde barındırırlar. Eğer küçülüp bir hücrenin içine girme şansımız olsaydı, hücrenin en karmaşık şehirlerden bile daha karmaşık olduğunu görürdük. Çünkü içeride türlü türlü faaliyet devam ediyor. Bir şeyler oradan oraya taşınıyor. Hücre bir şeyleri kopyalıyor gibi gibi. Ve bu daha sadece başlangıç. Yaşamın en temel biriminin karmaşıklığı konusunda daha çok az şey biliyoruz.